Robinson Kruzu, Milli Eğitim Tavsiyeli Üst Temel Eser Part 3 Maceralı Bir Balık Avı Ertesi sabah her şeyi hazırlamış, kayığı temizlemiş, konukları ağırlamaya uygun bir şekle sokmuş beklerken patron tek başına geldi ve davetlilerin işi çıktı için gezi iptal ettiklerini, onun yerine akşam yemeğine geleceklerini söyledi. Bana her zamanki gibi çocuğu ve bir adamı alarak balığa çıkmamı yakaladıklarımı temizleyip pişirmesi için hemen eve getirmemi emretti. Derhal hazırlanmaya başladım. İlk hareketim zenciyi kandırarak daha fazla yiyecek getirmesini sağlamak oldu. Bunu kabul etti ve sepetler dolusu yiyecek ve su getirdi. Patronun içkilerinin nerede durduğunu biliyordum. Ve zenci kıyıdayken onları sanki daha önceden patron için kovmuş gibi yükledim. Yanına 50 kilodan fazla bal mumu, bir tomar ip, balta, testere ve çekiç aldım. Zenci bir oyun daha oynadım. Buna da inandı. Adı İsmail'di. Ve onu herkes Moley diye çağırırdı. Moley diye seslendim. Patronun tüfekleri burada. Sen de biraz saçma getir. Belki bir iki hayvan avlarız. Ağ malzemeleri gemidedir. Peki dedi. Şimdi getiririm. Böylece içinde bol bol barut ve kurşun olan bir deri torbalarla geri döndüm. Hepsini gemiye yükledim. Ben de patronun kalbinde bolca daha barut bularak yanıma almıştım. Böylece ihtiyacımız olan her şeyi tamamladıktan sonra balık tutmak için limandan çıktık. Limandaki çıkışta güvenlik görevlileri bizi tanıyordu. Dikkat bile etmediler. Limanda bir milden daha fazla uzaklaştıktan sonra yelkenleri indirdik ve avlamaya başladık. Rüzgar kuzeyden doğuya esiyordu. Güneyden gelseydi İpsalaya sahillere ulaşırdık. Ama kararlıydım. Nereden eserse essin bu korkunç yerden kaçacaktım. Bir müddet sonra zenci. Sahibimiz balık bekler. Buradaysa balık yok. Biraz daha ileri gitmemiz gerekiyor dedim. Böylece 3 mil kadar açıldıktan sonra fırsatını bularak zenciye suya ettim. Balık gibi yüzüğü için derhal doğruldu ve kendisini kayıya almam için yalvarmaya başladı. Eğer istersem Benimle dünyanın bir ucuna geleceğini söylüyordu. Kayığın arkasından o kadar hızlı yüzüyordu ki bu gidişle bize yetişeceği kesindi. Karaya varabilecek kadar iyi yüzüyorsun dedim. Sahile doğru olanca gücünle yüz. Sana hiçbir zararım dokunmaz. Ama kayaya karışırsan iş değişir. Çünkü özgürlüğümü elde etmeye kararlıyım. Bu sözler üzerine karaya doğru döndü. Sağ salim vardığına hiç şüphem yok. Çok iyi yüzücüydü. Zenciyi yanıma alıp çocuğu da alabilirdim fakat ona güvenmeye cesaret edememiştim. Zenci uzaklaştıktan sonra adı Kahri olan çocuğa döndüm. Kahri eğer benimle kalırsan seni büyük bir adam yaparım dedim. Ama önce bana sadık kalacağına söz vermelisin. Çocuk öylesine büyük bir iştenlikle yemin etti ki inanmamazlık edemedim. Yüzmekte olan zenci görünürken rotamı denize çevirdim. Boğazın ağzına doğru gittiğim zam zannetmelerini istiyordum. Bizim güneye barbarlar sahiline doğru gideceğimizi kim düşünürdü ki? O takdirde bütün zencilerin birleşip kanallarıyla etrafımıza sararak bize yok edecekleri kesindi. Karaya ise hiçbir zaman ayak basamazdık. Çünkü yırtıcı hayvanlar ya da insanlar insan başka merhametsiz vahşiler tarafından parçalanırdık. Akşamüstü güneş batarken rotamı çevirdim. Sahilden uzaklaşmamak için hafifçe doğuya Dürelerek güneye doğru ilerlemeye başladım. Ama zencilerden ve yeniden onların eline düşmekten o kadar korkuyordum ki hiçbir yerde uzun süre duramıyor, karaya çıkmıyor, demirleyemiyordum. Bu durumla beş gün kadar yol aldıktan sonra rüzgar güneyden esmeye başladı. Ben de peşimize takılmış olsalar bile artık vazgeçeceklerini düşünerek kıyıya yalaşmaya, küçük bir ırmağın ağzına demir atmaya cesaret ettim. Fakat hava kararır kararmaz ne cins olduğunu bilemediğimiz vahşi hayvanların çığlıkları, kükreyişlerini duyduk ki zavallı çocuk. Korkudan karaya çıkmam için yalvardı. Çok korkan çocuğu biraz neşelendirmek için ona biraz meyve suyu verdim. Küçük gemimizi demirleyerek bütün gece hareketsiz yattık. Hareketsiz diyorum çünkü 3 saat sonra ne olduğunu bilemediğimiz olağanüstü büyüklükteki hayvanların suya girdiklerini, serinleme sevinciyle yıkanıp oynadıklarını gördük. Hayatımda benzerini duymadığım kadar gürültü çıkarıyorlardı. Kari müthiş korkmuştu. Ben de öyle. Ama bu korkunç yaratıklardan birinin bize doğru yüzdüğünü duyunca büsbütün korktuk. Göremiyorduk fakat duyduklarımızdan canavarın çok büyük ve kızgın olduğunu anlıyorduk. Kari bunun bir aslan olduğunu ileri sürdü. Bildiğim kadarıyla bu doğru olabilirdi. Bu sırada bir şey fark ettim. Yaratık bizim iki kürek uzağımıza kadar yaklaşmıştı. Derhal kabine inerek tüfeği aldım, ateş ettim. Bunun üzerine aceleyle dönerek sahile doğru yüzmeye başladım. Tüfek sesi üzerine sahilde olduğu kadar içerilerde de korkunç çığlık ve ulumalar yükseldi. Karanlıkta karaya çıkmamakla iyi etmiştim. Gündüz buna nasıl cesaret edeceğim de başka bir sorundu. Çünkü yerlerin eline düşmek de aslanlarla karşılaşmış olmak kadar kötüydü. Yine de kıyıya çıkıp su almak zorundaydık. Suyu nereden bulacağımızı da bilmiyordum. Kari eğer bir kapla sahile çıkmasına izin verirsem su alıp geleceğini söyledi. Ona neden kendisine gitmesi gerektiğini sordum. Çocuk öyle bir cevap verdi ki gözlerim yaşardı. Eğer vahşi adamlar gelir beni yer o zaman sen kaçarsın kayı dedim. İkimiz de gideceğiz. Yerler gelirse vururuz. İkimiz de yiyemezler. Böylece kayığı sahile yaklaştırdık. Ve Karaya kollarımızda iki kaptan başka bir şey almadan çıktık. Nehirden vahşilerin gelmesinden korktuğum için gemiye görüş alanından çıkaracak kadar uzaklaşmaya cesaret edemiyordum. Ama çocuk bir mil sonra bana doğru koştuğunu gördüm. Bir yerli tarafından kovalandığını veya vahşi bir hayvan tarafından korkutulduğunu düşünerek yardım etmek için atıldım. Biraz yaklaşınca omzuna asılmış bir şey fark ettim. Bu vurmuş olduğu yaban tavşanına benzeyen ama daha değişik renkte ve uzun bacaklı olan bir yataraklıktı. Çok sevinmiştik. Eti de lezzetliydi fakat Kari bu kadar sevinçle koştuğun asıl nedenin içilecek su bulmuş olması ve hiçbir vahşi adam görmemiş olmasıydı. Su biraz ilerideydi. Kaplarımızı doldurduk. Öldürdüğümüz tavşanla kendimize ziyafet çektik. Ve civarda insan olduğuna dair hiçbir izle rastlamadan gemiye dönmeye karar verdik.